8 Ekim Cuma, Bir Gün Gazetesi. Barış İnce. Dönenler sırnaşarak döndüler. Geçtiğimiz günlerde Reşat Nuri Güntekin'in bir kasabada yobaz, cahil güçlerle savaşan idealist bir öğretmeni Şahin Bey'i anlattığı Yeşil Gece romanı ile ilgili bir şeyler konuşacaktım. Yeşil Gece, tezli roman, ısmarlama, kaba laikçi gibi sıfatlarla sıkça eleştirilen bir roman. Hatta 2010'da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken edebiyat ve politika dersinde de hocamız bu kitabı okutup benzer eleştirileri iletmişti. Ben öyle düşünmedim. Estetik yoksunluk, intihal, ısmarlama tartışmaları arasında ezilen bu romanı başarılı bulanlardanım. Bu romanla ilgili konuşmadan önce insanların yorumlarına da, kapsamlı eleştiriler dışındaki okur yorumları, bir göz atmak istedim ve tam bir Türkiye dramıyla karşılaştım. 2005-2013 arasındaki yorumlarda Yeşil Gece yerden yere vurulmuş, şefkatten yoksun, kaba, dinsiz, tepeden inmeci, Kemalizm yalakası gibi sözlerle yerin dibine sokulmuş. 2013-2021 arası yorumlarda aynı roman bugünü nasıl da anlatıyor, yıllar önce nasıl görmüş, sanki bugünün karakterleri şeklindeki övgülere mazhar olmuş. Bir tane olumsuz yorum görmedim. Aynı kitap, farklı koşullar. Koşullar değiştikçe insanların düşünce yapısının değişmesi olağan karşılanabilir. Buna kimileri zamanın ruhu diyor. Oysa bu düşünce ortamı çoğu zaman tepeden belirlenen de bir şey. Bu belirleme egemenlerin ciddi yatırımlarla entelektüel hayatı dönüştürmesiyle mümkün olduğu gibi dönüşüme kimi nedenlerle kariyer, ün, para, saflık, körlük, teşne olanların katkılarıyla da gerçekleşebiliyor. Dünyada 1980'lerin neoliberal ekonomik dönüşümü sırasında düşün dünyasından sınıf kavramının çıkarılıp yerine özel mülkiyetle sorunu olmayan mikro politikaların konulmasında ABD istihbaratı dahil ciddi bir fonlama trafiğinin rolü olduğu, geçtiğimiz yıl Gabriel Rothield'in yazdığı Foucault, The Faux Radical makalesinde de ortalığa dökülmüştü. Bu belirleme sadece fonlamayla ya da ajanlık faaliyetleriyle değil, kimi zaman açılan ikbal kapılarıyla, kimi zaman da yüze kapatılan kapılarla, hatta demir kapılarla korkutarak da oluyor. Korkabiliriz. Korktuğumuz için susmuş olabiliriz. Ortam biraz rahatlayınca söyleyemediklerimizi söylemiş olabiliriz. Bu duruma düştüğümüzü hissediyorsak biraz daha alt perdeden mütevazı bir dili tercih edebiliriz. Ancak ikbal kapısından keçi gibi zıplayarak geçmiş her devrin adamlarının, kadınlarının şimdi yeni muhalif olarak muteber olma çabaları, bunu yaparken de kibri elden bırakmamaları nasıl yorumlanmalı? Son günlerde herkesin fark ettiği şey, yani eskinin AKP yandaşı havuzcularının muhalefete sırnaşma tutumu iki şeyi gösteriyor. Birisi iktidar içi çatlakların ve özgüven kaybının sandığımızdan büyük olduğu. Diğeri batan gemiyi terk eden her devrin insanlarının önümüzdeki dönem içinde alan kapmaya başladığı. İlki için bir sorun gözükmüyor. Hatta bu kopuştan keyif almak dışında yapacak bir şey yok. İkincisinde ise sorun, bu tiplerin sırnaşarak kapmaya çalıştığı yeni alana halkın ne kadar izin vereceği. Zaten dik duranlar yeni dönemde de dik durarak, belki yine sevimsiz olacaklar ama eskinin havuz medyası kalemşörlerinin yine muteber olması toplumdaki çürümeyi artıracaktır. Son 20 yılda oluşan hep kazançlı fırıldak tiplemesinin yeni bir başarısı olacaktır. Önceden de yazmıştık. Son 20 yılda oluşmuş bir insan profili var. Bu profildeki tipler kendi başarılarıyla, yetenekleri ve emekleriyle asla gelemeyecekleri yerlere bir güce yakınlıklarıyla gelirken bundan hicap duymadılar. Önlerine konan altın tepsileri coşkuyla kabul ettiler. Gelen fırsatları değerlendirdiler. Ne de olsa çocuklarına miras bırakacakları adları, soyadları değil, kaptıklarıydı. Onları siyasi, ekonomik alanlarda büyütecek, sözde merkezi güçlerle kurdukları yakınlıkla yükseldiler ya da yükseldiklerini zannettiler. Farklı dönemlerde farklı kişilere, odaklara yaslanarak bu değişimler sırasında en yakınlarını bagajdan atarak bugün fırıldak olarak da nitelendirilen bir karakteri akılcılık, zamanın ruhu olarak yedirdiler. En başta da kendilerini ikna ettiler. Reşat Nuri'nin Yeşil Gecesi üstünkörü bir yobazlığa savaş açan idealist öğretmen romanı ifadesiyle tanımlanamaz. Çok daha derin bir karakter yapısının romanıdır. Yeni düzene hemen uyum sağlayan mürtecilerin, gerçek cumhuriyet aydınına dirsek atıp öne geçen sırnaşıkların, her düzende yerleşik olmaya çalışanların romanı. Bugün de bir kesim yeni gelene şimdiden yanaşmaya çalışıyor. Tıpkı dün demokrasi, sivillik, kimlik ve benzeri diye başka bir güce yanaştıkları gibi. İkbal ışığını gördüler. Ne de olsa her devirde dönenler sırnaşarak döndüler.